Kayseri ilinin Bünyan ilçesinde 7 çocuklu bir ailenin çocuğu olarak 1957 yılında dünyaya gelen Latife Tekin, 9 yaşına kadar burada yaşamış, 1966 yılında ailesiyle İstanbul'a göç etmiştir. Yeni taşınmış oldukları şehirde gecekondu mahallelerinden birine yerleşen aile, göçün ardından yoksulluk ve gecekondu yaşamına uyum sağlamaya çalışmıştır. 7 kardeşin liseyi bitirebilen tek bireyi olan Latife Tekin, ilk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayıp 1974 yılında Beşiktaş Kız Lisesi'nden mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından İstanbul Telefon Baş Müdürlüğü'nde memur olarak çalışan Tekin, doğum nedeniyle 1,5 yıldır görev aldığı işini bırakarak bir daha işine geri dönmemiş ve yazarlık yapmaya karar vermiştir. 1980 dönemi ve sonrasında değişik üslubu ve yaklaşımıyla Türk romanı için önemli yazarlardan olan Latife Tekin, ilk romanı Sevgili Arsız Ölümü 1983 yılında kaleme almıştır. Yazmış olduğu ilk romanıyla ün kazanan yazar, daha sonra ikinci romanı Percy Kristen Çöp Masalları adlı kitabını yazmıştır. Bu romanları Gece Dersleri, Buzdan Kılıçlar, Aşk İşaretleri, Unutma Bahçesi, Muniyar, Rüyalar ve Uyanışlar Defteri, Memphis City, Sürüklenme kitapları izlemiştir. Latife Tekin, romanlarında gecekondu yaşamı, göç, yoksul kesim ve bu kesimin dille olan mesafeli ilişkilerini, köyü, politik göndermeleri ve toplumsal konuları ön planda romanlar yazmıştır. İşlemiş olduğu konuları gerçekçi roman anlayışıyla ele alan yazar, yoksulluğu dışarıdan gördüğü ile değil, içselleştirerek, içeriden, onların gözüyle bakarak yazmıştır. Kitaplarında kolektif yaşam süren insanları ele alması, romanlarında toplumsal ve politik meseleleri irdelemesine de sebep olmuştur. Yazmış olduğu romanlarda, anlattığı insanların günlük dilini ve konuşma kalıplarını kullanan Tekin, zamanla işlediği konularda değişikliğe giderek tema olarak bireysel sorunlara, insanların içsel dünyasına, insan-doğa ilişkisine ve psikolojiye yönelmiştir. Toplumsal, kolektif yaşamın ardından kitaplarında bireylerin karmaşık dünyası, modern şehir insanının mutsuzlukları, bunalımlarından kurtulmak için kaçış yolları arayarak doğadan yana tavır alan bir roman anlayışı benimsemiştir. 1984 yılında Atıf Yılmaz'ın yönettiği, senaryosunu ise Latife Tekin'in yazdığı Bir Yudum Sevgi filmi 22. Antalya Film Festivali'nde Altın Portakal ödülünü almıştır. 1986 yılında ise Uluslararası İstanbul Sinema Günleri'nde en iyi film seçilmiştir. Eserleri Almanca, İtalyanca, Farsça, Fransızca ve İngilizce dillerine çevrilen Tekin, 2019 Eylül ayında Erdal Öz Edebiyat Ödülü'ne layık görülmüştür. Bodrum Gümüşlük'te Edebiyat Evi projesi başlatan yazarın bu projesi Garanti Bankası tarafından desteklenmiştir. Herkesin yazıp tartışabileceği, sanatçıların büyük şehirlerin kalabalığından uzak eserler üretebileceği mekanın tamamlanması çalışmalarına başlanırken, ressam Hale Arpacıoğlu'nun Koç Grubu şirketlerinden aldığı destekle aynı mimari projenin bir parçası olarak sanat evinin yapımına da başlanmıştır. Latife Tekin'in 1983 yılında kaleme aldığı ilk romanı olan Sevgili Arsız Ölüm kitabı Adam Yayınları tarafından yayımlanmıştır. 247 sayfadan oluşan romanını annesine atfeden yazar, köyden kente gelen bir ailenin yaşamını masalımsı ve bir o kadar da gerçekçi anlatımla işleyerek, karakterler üzerinden köyden kente göçü, yoksulluğu, gecekondu bölgelerindeki insanları anlatmıştır. Yazarın romanının Gabriel Garcia Marquez'in Yüzyıllık Yalnızlık romanıyla benzerlik gösterdiği söylense de Tekin, Anadolu'da halen devam etmekte olan "Kızın eksiksiz doğduğuna sevindiler ama erkek olmadığı için de dövündüler" gibi daha pek çok batıl inanış ve hurafe gibi yerli kaynaklara kitabında yer vererek farklılığını gözler önüne sermiştir. Latife Tekin'in yaşamından izleri taşıyan kitap, postmodernizm akımına uygun bir üslupla büyülü gerçekliği başarılı bir mizah ile okuyucusuna aktarmıştır. Sözcükleri tek tek kafasının içinden alıp yüreğine koydu. Yüreğini güp güp attıran sözcüğü hemen kağıda yazdı. Yüreğini attırmayan sözcüğü yüreğinden çekip aldı. Cümleleriyle
okuyucusuna seslenen Sevgili Arsız Ölüm romanı hala okumamış okuyucularını beklemektedir.